Yükselen Değerlerin Mimarı Selba Homes'tan size yeşilin en kaliteli halini sunan yepyeni bir proje. Selba Green. Çevre dostu olsun. Lefkoşa'nın her geçen gün gelişen ve değer kazanan semti Yenikent'te ulaşabileceğiniz en eşsiz tasarıma sahip Selva Green, mükemmel konumu ile kusursuz bir yaşamı sizlere sunuyor. Daha ne olsun? 2+1, 3+1 daire seçenekleriyle Türk koçanlı, yüksek kaliteli malzemelerden inşa edilmiş Selva Green, size yeşilin kalitesini sevdirecek. Estetik ve modern. Modern Selva Green, ailenizle birlikte huzuru ve konforu hayatın tam merkezinden yaşamanızı sağlayacak. Selva Homes, yapımızda güven var. 444-2526. Evim, evim, güzel evim, Selva Homes'tan olsun, Selva Homes. Gönyeli'nin en iyi markası ve en ekonomik marketi Benli Gıda Pazarı. Chihuahua. Geniş ürün yelpazesi, dalından yeni kopmuş taze sebze meyveler. Damak tadınıza göre her çeşit ürünün sağlıklı hazırlandığı kasap reyonu. Günün her saatinde ızgara tavuk. Ürün zenginliği, bol çeşitli reyonları. Dikmen halkı, müjde. Benli Gıda Pazarı artık Dikmen'in de en iyi markası. Benli Gıda. Kalitede öncü, fiyatlarda ölçü. Oray İnşaat tecrübesiyle inşa edilen teslime hazır orman ve deniz konseptli Oray 9 sitesi dağın yamacında doğa ile iç içe bir dönüm bahçe içerisinde yüzme havuzlu 180 metrekare özel güvenlik ve kapalı otoparkla Karşıyaka Geçitköy arasında yine merkeze 30 kilometre mesafede Karşıyaka'nın oksijeni ve en bol yerinde 95 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 10 yıl vade seçenekleriyle sahiplerini bekliyor. İletişim 0533 861 6564 0542 861 5230. Oray İnşaat. Oray İnşaat bir Ayhan Arıklı İşletmeleri kuruluşudur. Ben kimim? Memleketim Kütahya, işim seramiktir benim. Bu topraklardır yerim yurdum. Adım adım bu ülkenin her köşesindeyim. Ben Kütahya seramiyim. Dost Meclisi'nde milli seramik diye bilinirim. Dünyanın her yerinde bu toprakları temsil ederim. Fark yaratmayı severim. 60'a 160, 80'e 160, 80'e 240, 120'ye 120 olabilirim. Ha, kimse de olmasın derseniz 120'ye 240 derim. Ebatlarımla ve doğal tasarımımla Türkiye'de ilk, haliyle tekim. Ben Kütahya seramiyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörü Cahit Necipoğlu. Evim, evim, güzel evim, Selba Homes'tan olsun, Selba Homes. Selba Homes'un sunduğu Günaydın Kıbrıs devam ediyor. Günaydın Kıbrıs'la birlikteliğimiz devam ediyor ve günün ilk stüdyo konuğu Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Erkut Şahali.
soru ya da görüş annesi yine Kanal T'nin Facebook sayfası üzerinden ulaştırabiliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size iyi sabahlar diliyorum. İyi sabahlar size ve izleyenlere. Teşekkür ederim. Tabii ki konuşacak çok şey var. Aslında günlerdir arazi konularını konuşuyoruz. Dolayısıyla bunu da muhakkak konuşacağız. Çünkü önemlidir. Bir şekilde dinmiş gibi görülüyor. Bu tartışmalar dolayısıyla sadece bir tek araziden bahsedilmiyordu. Dolayısıyla tüm boyutlarıyla konuşmaya çalışacağız sizinle. Ama onun öncesinde bir tartışma var. Dolayısıyla komite üyesi olarak da ben görüşünüzü ve gerekçelerinizi almak isterim. Özellikle UBP, DP ve bağımsız milletvekillerinin din işleri dairesi yasasıyla ilgili bir değişiklik önerisi oldu. Şimdi belirli noktalarda itirazlarınızın olduğu yazıldı. Özellikle CTP'den Kurslar Eğitim Bakanlığı yerine din işlerinin üstlenmesine ret geldiği de belirtiliyor ama aynı çerçevede de oy birliğiyle geçti deniliyor. Şimdi nedir yaşananlar, tartışmalar neydi? Ne zaman başladı bu tartışmalar? Yani komitede ne kadardır görüşülüyor aslında bu öneri? Dolayısıyla bu çerçevede herhangi bir eleştiri şu ana kadar geldi mi? Niyet nedir burada? Öğrenmeye çalışalım sizden. Tabii yasa önerisi uzunca bir zamandır mecliste. Yanılmıyorsam milletvekillerinin sunuşunun üzerinden 3. hükümet görev başındadır şu anda. Dolayısıyla yasa önerisinin mecliste bulunma süresi yaklaşık 2 yıl aşkın bir süredir. 2 yıl aşkın bir süredir. Evet. Ancak bizim komitede bu yasayı ele alışımız yaklaşık olarak 3 aylık bir zaman. Çok sayıda resmi ve gayri resmi toplantıyla ele aldık. Tabii yasanın üzerinde belli başlı kimin hangi açıdan baktığına göre belli başlı yoğunlaşılan, konsantre olunan noktalar var. Ama en temelde yasanın adını anımsamakta yarar vardır. Vakıflar örgütü, din işleri, kuruluş, görev ve çalışma esasları yasası. Bir teşkilat yasası yani. Dolayısıyla hem dairenin görevleri anlatılmakta hem de dairenin görevlerini kimlerin yürüteceği anlatılmakta. Teşkilat yasası olması hasebiyle. Bizim en fazla konsantre olduğumuz konu elbette dairenin görevlerine ilişkin değişiklik önerileri vardı. Dolayısıyla o görevlerin doğru kurgulanması idi. Ancak en az bunun kadar önemli olan bir başka konu da bu ülkede din hizmetlerini kimlerin yerine getireceğinin doğru bir şekilde yeniden tasarlanması. Şimdi en yoğun dile gelen eleştirilerden bir tanesi işte 64 olan teşkilat sayısı 360'a çıkarılacak şeklinde. Sanki işte şu anda 64 kişiyle hizmet veren bu daire 360 kişilik kadro yapısına kavuşacak ve dolayısıyla 300 kişilik bir istihdam söz konusu olacak. Hemen onun altını çizmek gerekir. Şu anda ülkede kurulu bulunan 198 tane cami var. Her yerleşim biriminde, büyük yerleşim birimlerinde birden fazla ama her yerleşim biriminde en az bir tane olmak üzere 198 tane kurulu cami var ve bu camilerde hizmet gören din görevlileri mevcuttur. İmam vardır, müezzin vardır, yeri gelir kayyum vardır. Dolayısıyla camilerde görev yapan personel söz konusu ama bunların 64 tanesi sadece odacıdan din işleri başkanına kadar 64 tanesi dairenin kadro şeması içerisinde yer alıyor. Gerisi farklı statülerde, farklı isimlerde görev Neden yapıyor. Olamıyor? Çünkü kadro yapısı elverişli değildi. Teşkilat yapısı 64 kişilik bir kadroyu öngörüyor dairenin. Ne yapıyor diğerleri? Sözleşmeli olarak, geçici olarak, hizmet alımı olarak görev yapıyor. Vakıflar İdaresi tarafından ödeniyor. Yani devletin maliyeden Vakıflar İdaresi'ne aktardığı ve Vakıflar İdaresi'nin maaşlarını ödediği çalışanlar var. Buna ek olarak 130 tane doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoritelerinin makamlarının bizde din adamı açığı var. Dolayısıyla bize din adamı gönderir misiniz talebine karşılık Türkiye Cumhuriyeti memurlarının burada görev yapması söz konusu 130 tane. Bunlar çok ayrı bir sınıf çünkü bunlar hiçbir biçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla başta da Din İşleri Dairesi olmak üzere bir bağı olmayan, hiyerarşik yapı içerisinde yer almayan hatta özlük işleri bile TC Yardım Heyeti tarafından takip edilen çalışanlar. Çünkü onlar Türkiye Cumhuriyeti memurlarıdır. Dolayısıyla bizim sistemimizde yarı yarıya aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çalışanlar vardır. Şimdi devletin asıl ve sürekli görevlerini asıl ve sürekli kadrolara atanmış memurlarının yürütmesi gerekir. Bu nedenle zaten geçiciliğe veya hizmet alımlarına kamuda karşı çıkılması gerekir. Nitekim geçici memur istihdamını yasaklayan bir yasa da 2013 yılında meclisten geçirilmişti.
Dolayısıyla din hizmetlerinde de mevcut ihtiyacı doğru tespit edip ona göre bir teşkilat yapısının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu yasada o öngörüldü. Dolayısıyla mevcut ihtiyaca göre artırılan kadrolara öncelikle uygun kriterleri taşıyanlar, yani o kadroların gerektirdiği eğitim, mesleki deneyim vesaire gibi koşulları taşıyanların yapılacak bir sınavla aktarılması söz konusu olacak. Yapılan düzenleme bu. Ardından hala münhal olan kadrolarla ilgili de münhal süreci ve istihdam süreci söz konusu olacak. Şunu hemen belirteyim. Din İşleri Dairesi devletin genel hiyerarşisinin dışında tutulmuş bir dairedir. Vakıflar örgütüne bağlı çalışır. Bunun temel gerekçesi anayasamızdaki laiklik ilkesidir. Yani devletin din işlerini doğrudan kendi otoritesinin dışında bir noktada tutma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. O nedenle vakıflar örgütü başbakanlığa bağlıdır. Din İşleri Dairesi vakıflar örgütüne bağlıdır. Dolayısıyla hükümetle, devlet makamlarıyla, din işleri dairesi arasında vakıflar örgütü aracılığıyla bir bağ kurulmuştur. Burada ikinci konu elbette din işleri dairesinin görevleri arasında eğitim ve halkı bilgilendirme konusu üzerinden çıktı. Gelen yasa önerisinde halkı bilgilendirmek görevleri arasında sayılmaktaydı. Bu bilgilendirme çalışmaları arasında da kurslar düzenlemek şeklinde yalın bir ifadeyle durum yer almıştı. Şimdi bir vakadır, bir gerçeğidir bu ülkenin ki her yıl yaz aylarında örgün eğitim çağında, yani 5-18 yaş grubundaki yurttaşların, çocuklarımızın Kur'an kurslarına katılımı bir tartışmaya ve toplumda bir huzursuzluğa yol açmaktadır. Bu kurslar talep edenler olduğu için açılır der Din İşleri Dairesi veya camiler veya dernekler, vakıflar ne derseniz deyin. Ve bunun herhangi bir mevzuatı söz konusu değildir. Dolayısıyla Din İşleri Başkanlığı'nın dinle ilgili tüm konuları düzenleme görevi olan bir dairenin bu konuda da hangi koşullara bağlı çalışacağının hazır yasa meclise gelmişken yeniden ele alınmasına ihtiyaç vardı ve net olarak ifade etmem lazım. Bizim öncelikli ısrarımız ve gayretimizle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, daha doğrusu eğitimden sorumlu bakanlığın sorumluluğu ve otoritesi altında bu kursların düzenlenmesiyle ilgili hükümler yasanın içerisinde yerleştirildi. Yani kontrollü bir şekilde olması elbette, kontrol, sadece çalışıldı. Sadece kontrollü değil, yasal zemininin oluşturulması. Evet. Yani eğitim konusundaki tek yetkili otorite, örgün eğitim çağındaki çocuklarımız açısından, 5-18 yaş açısından Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı bu yaş grubu için herhangi bir yerdeki, yani dershane de buna dahildir, eğitim faaliyeti yürüten sivil toplum örgütleri de buna dahildir, özel okullar da buna dahildir, Milli Eğitim Yasası kapsamında yürütülmesinden sorumludur ve eğitim faaliyeti yürütecek olan herkes de Milli Eğitim Yasası'na ve bakanlığın talimatlarına tabi çalışmak zorundadır. Dolayısıyla Kur'an kurslarıyla ilgili bir talep varsa ve bu talebi karşılayacak bir organizasyon söz konusu olacaksa bunu yerine getirmesi gereken makam Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Oluşturmak, denetlemek ve içeriğini hazırlamak bakımından. Bizim anlayışımız bu. Ona göre bir düzenleme yaptık. Yalnız bu düzenlemenin kuyruğuna bir maşrapa bağlandı ve o maşrapa dedi ki Milli Eğitim Bakanlığı gereken bu yasa içerisinde anlatılan görevleri yerine getirmesi Din İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bilgi vermek ve onun denetimine tabi olmak kaydıyla bu kursları düzenler. Şimdi bu Milli Eğitimden sorumlu bakanlığın görevini yerine getirmemesi halinde ona ek bir otoritenin yaratılması anlamına gelirdi ki biz buna karşı çıktık ve bu yasanın bu maddesine onay vermedik. Bir başka nokta, bu daire İslam dini dairesi değildir. Bizim devletimizin anayasası gereği dini yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dini olmayan bir devlettir. Dolayısıyla İslam dinine olduğu kadar Hristiyanlığa, Museviliğe ve bunların mezheplerine de eşit mesafede durmak zorundadır. Bu devlet böyle bir devlettir. Anayasa bu şekilde tarif etmiştir. Dolayısıyla Din İşleri Dairesi her ne kadar da İslam diniyle ilgili faaliyetleri yürütüyorsa da ve İslam dininin Sünni mezhebine ilişkin faaliyetleri yürütüyorsa da adı Din İşleri Dairesi olması hasebiyle İslam dinine odaklanmış bir görüntüden çıkarılmalıdır varsayımıyla belli başlı müdahalelerimiz oldu. Ve yasanın içerisinde bir veya iki yerde gelen öneri içerisinde altını çiziyorum. Biz yasanın bütününü elleme şansına sahip değildik. Çünkü gelen öneriyle önerideki maddeler üzerinde çalışma şansımız.
söz konusuydu. Dolayısıyla bu maddeler içerisindeki İslam dinine vurgu yapan kısımları olabildiğince ayıklamak gibi bir gayret içerisinde olduk. Nitekim bir veya iki yerde İslam dinine doğrudan atıf yapan noktalar vardı. Onlarda şu durum söz konusuydu. Mevcut yapılanma siz beğenseniz de beğenmeseniz de Sünni İslam'ın gereklerini yönetmek üzerine oluşturulmuştur. Dolayısıyla hal böyleyken böyle değilmiş gibi davranarak çok farklı bir yasa yazmak maalesef mümkün değildi. Kaldı ki önerinin içeriğinde olmayan maddelere müdahale şansınız da olmadığı bir noktada. Ama yine de bu dairenin tüm dinlere ve mezheplere eşit mesafede durduğunu anlatabilecek belli başlı müdahaleler ve İslam dini ifadesinin de din şeklinde değiştirilmesi gibi bir yöntemi tercih ettik ve bu konuda da epeyce bir müdahalemiz oldu. Tutarlılık bakımından elbette tutarsızlık oluştu. Bunu çok rahatlıkla ifade etmek gerekiyor. Çünkü çok maddeli bir yasanın sadece önerinin içinde bulunan kısımlarıyla ilgili siz çalışma yetkisine sahipsiniz meclis komitelerinde. Dolayısıyla dünkü gibi bir sonuca ulaştık. Biz reddimiz olan, kategorik olarak reddettiğimiz Kur'an kurslarının Eğitim Bakanlığı tarafından değil de bir başka makam tarafından da yerine getirilebileceği bizim kategorik olarak reddettiğimiz bir hükümdü. Dolayısıyla ona red verdik ama bu yasada çok ciddi farklı düzenlemeler ve devletin dinlere ve mezheplere eşit mesafede durmasını sağlayacak müdahaleler yaptığımız ve devletin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşan bir din görevlileri kadrosu oluşmasının önünü açtığımız için de bütününe onay verdik. Çünkü bu konu sadece o itiraz ettiğimiz unsurdan ibaret değildi. Daha bütünlüklü yaklaşmak gerekiyor. Yani önemli aslında bu son söylediğiniz cümle çok önemli. Çünkü bu ülkede her yerde cami var. Evet, bununla ilgili özellikle şu anda Türkiye'deki yönetimle ilgili, AK Parti ile ilgili ve bugüne kadar izlediği yolla ilgili olarak ciddi endişelerimiz vardır. Endişe var, tepki var. Dolayısıyla bu anlamda atılan adımları bu çerçevede değerlendirebiliyor. Ve günün sonunda olayı AK Parti'ye eşitleyip onun bir talebi olarak yorumlayabiliyor ya da daha da fazla endişelerini kendi kafasında büyütebiliyor. Ama şu muydu amaç? Özellikle çok fazla duyuyoruz. Mevlütlere gidiliyor. Bir şekilde aslında kültürel bir buluşmadır da bunlar. Birçok dinin de bir araya gelmesiyle işte mumunu da yakar, pilavlı mevlütini de yapar. Burada Kıbrıslı bir aile. Ya da işte inandığı için daha farklı kendince dini inançları vardır. Bunların gereğine olduğunu inandığı şeyleri hayata geçirir. Camilerden duyduğumuz sesler hepsi de oradaki görevli insanların hepsi de buranın kültüründe yetişmiş insanlar değil. Hemen hemen hiçbiri diyorsunuz. Yani buranın kültürüne uygun tam da onu, verilecekse tam dini da onu eğitimler bunu da mı sağlamak amacıyla? İstiyordum. Çok yerinde bir müdahale yaptınız. Dinin bir vicdani tarafı vardır ki bu insanla inandığı şey arasında bir ilişkidir aslında. Evet. Yani Allah'la birey arasında bir ilişkidir. Allah'ın kitapları olduğu söylenir. İşte Kur'an'dır, İncil'dir, Tevrat'tır. Bunların tarif ettiği bir biçimde yaşamayı insan kendi vicdanında kabullenir ve ona göre yaşar. Bu bir başkasının da o şekilde yaşamasını sağlamaya dönük bir müdahale hakkı kimseye tanımaz. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Ve demokrat olmak dünyanın en zor işidir. Kanaatimce siz hoşnut olmasanız dahi bir başkasına zarar verme niyeti veya girişimi ortaya çıkmadığı sürece herkesin arzu ettiği şekilde düşünmesinin, arzu ettiği şekilde yaşamasının önünü açmak gibi bir görevi benimsersiniz demokrat olarak. Ben demokrasiye sonuna kadar inanırım. Düşüncelerine hiçbir biçimde katılmadığım, düşüncelerini hiçbir biçimde onaylamayacağım ve paylaşmayacağım bireylerin o şekilde düşünebilmesi için yapılması gereken her ne varsa yapmaya hazırım. Yeter ki o şekilde düşünüyor olmak bir mütecaviz tavra dönüşmesin. Bir başka özgürlüğü, bir başkasının özgürlüğünü, bir başkasının özel alanını ihlal etmesin. Dolayısıyla devlet zaten bunu temin etmeyi kendine görev bilir ve anayasayı da ona göre yazmıştır. Şimdi bu noktada elbette dini törenlerin ülkeden ülkeye, aynı dinin törenlerinin ülkeden ülkeye hatta ülke içinde bölgeden bölgeye farklılıklar evet. göstermesi, işin bir de kültürel boyutu olduğunu, antropolojik boyutu olduğunu ortaya koyar.
Ve ben şunu söylemek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıslı Türklerin geleneksel olarak dini yaşama biçimi, dini vecibeleri yerine getirme biçimi çok ciddi şekilde değişmiştir. Bunu kimileri değiştirilmiştir diye ifade eder. Ben değişmiştir diye ifade ediyorum. Çünkü geleneksel olarak Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği din adamları artık tarih kitaplarına mal olmaya başlamışlardır. Hayatta olanlar dahi. Çünkü kendilerinden sonra gelen kendi nesillerinin devamı din adamlarımız maalesef yok denecek kadar azdır. Bunun yerine ya az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'den doğrudan görevlendirilen ve Türkiye'nin memuru olan görevliler görev yapmaktadır. Veya dediğim gibi yasadaki tanımlara, statü tanımlarına uymayan ve kalıcı pozisyonda da istihdam edilmemiş elemanlar bu işleri yapmaktadır. Bu hayatımızın gerçeğidir. Bununla ilgili çok fazla bir tasnif yapmama gerek yoktur zannediyorum. Çünkü camiye giden, cenazeye giden veya bir mevlide giden kimlerin bu konuda hizmet verdiğini görebiliyordur zaten. O nedenle bizim dini seremonilerimizin kültürel boyutu maalesef kaybolmak üzeredir. Bununla ilgili bir gayret ortaya koymak lazım. Bu gayretin de devletin kontrolünde, Din İşleri Başkanlığı'nın yerel yurttaşlar tarafından doldurulmasına ihtiyaç olduğunun ben altını çizmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının din işleri dairesi kadrolarına istihdamı son derece önemlidir. Asıl ve sürekli kadrolara atanmalarını son derece önemli buluyorum. Ve geleneksel olarak Kıbrıs Türk halkının İslam'ı yaşama biçiminin din işleri dairesinin yönergelerinde egemen hale gelmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türk milletinin geçmişine yönelik işte benim en sık gittiğim dini seremoniler cenazelerdir. Cenazelerde Türk milletinin geçmişine yönelik bir sürü hayır dile gelir imamlar tarafından ama ben ondan fazla ağırlıklı olarak Kıbrıs Türk halkının geçmişine, Kıbrıs Türk halkının tarihi değerlerine atfediliyor olmasını tercih ederim örneğin. Ama şimdi gelen hoca Türkiye Cumhuriyeti'nin memuruysa ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda din hizmetini, din servisini burada veriyorsa ondan bunu beklemek ne kadar akıllıca olur? Mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla bizim kendi dine yaklaşım biçimimizi ve kendi kültürümüzü korumak gibi bir yükümlülüğümüz vardır. Bu konuya bu şekilde de yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle dün meclis kürsüsünde dile gelen son derece değerli görüşler vardı. Ancak bu dün yapılmış olması, bu görüşlerin dün dile gelmiş olması işin bir miktar geç takip edildiğinin göstergesidir. Çünkü gerek haber metinlerine, gerekse bizlerin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları veya süreç içerisinde mecliste yapmış olduğumuz görüşmelerde dile getirdiğimiz pek çok bilgi bu yasa üzerinde yoğun bir çalışmanın devam ettiğine ilişkindi ve aylardır bu çalışma devam ediyordu. Özellikle bu konuda çekincesi derin olan dün meclis kapısı önünde eylem yapma ihtiyacı hisseden siyasi partiler açısından bir miktar durumu kurtarmaya dönük bir gayret, biraz da fırsatçı bir yaklaşım ortada olduğunu belirtmeye zorunluluğum vardır. Çünkü milletvekilleri aracılığıyla komite çalışmalarını ilk günden itibaren takip şansları vardı. Dolayısıyla meclisteki çalışmalar komite üyesi değiller diye kendilerinin dışında çalışmalarmış gibi değerlendirme hakları yoktur. Bu çalışmaları yakının değerlendirmeleri, bunlara katılım göstermeleri ve varsa olumsuz buldukları sonuçlar bunu işin en sonuna ulaşmadan süreç içerisinde ortaya koymaları gerekirdi. Biz hatasız çalışabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu iddia etmeyiz. Komiteler yoğun çalışma ortamlarıdır. Pek çok farklı unsurun katıldığı çalışma ortamlarıdır. Sendikalar oradadır, daire görevlileri oradadır. Dolayısıyla o etkiler altında vermiş olduğumuz belli başlı kararlar yanlış da olabilir. Bu yanlışlarla ilgili gününde uyarılmış olmak en azından ortaya çıkan sonucun daha isabetli olmasını sağlar diye düşünüyorum. Şu var mıdır? Peki az önce söyledik, özellikle dini seremonilerin kültürel boyutunun yok olduğunu. Dolayısıyla bu nedenle böyle bir yaklaşımla yaklaştığınızı konuya söylediniz ve bunun için çalıştığınızı söylediniz. Doğru, mevlütlerde artık mevlütte hocanın
oradaki insanlara o yanlış bu yanlış dediğini, öyle olamaz dediğini ya da işte çeşitli şekillerde burada bir araya gelir insanlar. Ya yakınlarını anmak içindir ya da bir şeyler adadığı içindir ama birkaç din bir araya da gelebilir. Elbette. Kimi zaman mumuyla da dolaşır pilavın etrafında, kimi zaman daha farklıdır. Bunun değiştiğini, böyle uyarılar geldiğini hocalardan görüyoruz, yönlendirilmeye çalışıldığını ve insanların da tepki gösterdiğini bu gibi yerlerde de ya da camilerden yine aynı şekilde oralarda görevli insanların da. Peki Kur'an kursları kısmını biraz açacak olursak, şimdi Kur'an kursları gizli öyle ya da böyle yapılıyor. Bununla birlikte bir yasallık kazandırma durumu var mıdır? Gelen eleştirilerden biri de buydu, bunu açalım biraz. Elbette, yani şudur, her yıl için bir talebe karşılık gelen bir hizmet söz konusu. Kimin yaptığını bir tarafa bırakınız. Yani bu camilerde de olabilir. Bilinmeyen yerlerde de olabilir. Din İşleri Başkanlığı tarafından da düzenlenebilir. Dernekler tarafından turlar da düzenlenebilir. Turlar da düzenlenir. Turlar düzenlenmesi en facia boyutudur kanaatimce. Tamamen bilinmezdir bizim açımızdan. Çünkü etkili kontrolümüz olmayan bir noktaya yönelir insanlarımız. Şimdi böylesi bir ihtiyaç varsa eğer, bu ihtiyacın giderilmesiyle ilgili disiplinli bir tedbir almak gibi bir fırsattır bu. Bunu yasallaştırmak falan diye yorumlamak kanaatimce sıkıntılıdır. Çünkü az önce ifade ettiğim, demokrat olmak dünyanın en zor şeyidir. Şimdi birileri inanıyor olabilir. Bu inanıyor olma haline saygı duymak ve o inanç doğrultusunda ortaya çıkan talebi bir biçimde görmek ve bu talebe yanıt vermek gibi bir durum söz konusu. Siz bu talebe yanıt vermediğiniz zaman ne olur? Herkes kendince bir çözüm bulur. Ya bu gizli yapılır ki son derece tehlikelidir. Çünkü ortada bunun gizli yapılmasını sağlayacak durum öncelikle eleştiri ve saldırı malzemesi haline getirilir. Yani bir kategorize ediş söz konusudur. Bunun çok uzaklarda aramamak lazım. Türkiye'ye bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren bu konuda çok ciddi bir mücadele içerisinde yer aldı. İşte tekkelerin kapatılması, tarikatların yasaklanması, dini oluşumların engellenmesi, dini inancı nedeniyle giyinişinde farklılık arayanların özgürlüklerinden mahrum bırakılması ne oldu sonuçta? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti, işte 1923'ten bugüne sayacak olursanız 94 yıl sonra şeriata yönelmiş bir ülke görüntüsü kazandı. Demek ki o mücadele sonuç vermedi. Dahası o mücadele bir başka mücadelenin haklı zemini haline getirildi. Evet. Dolayısıyla bunu net bir biçimde görmek lazım. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dine yönelmenin teşvik edilmediğini söylemiyorum. Bu konuda teşvik edici unsurlar vardır. Bu konuda belli başlı müdahaleler bizi olduğumuz gibi olamayacakmış gibi bir duruma sokabiliyor. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Ama hal böyledir diye bireysel özgürlükleri kısıtlamaya dönük, demokrasiden uzaklaşmaya dönük tedbirlerle hareket etmek, korkularımızı belirleyici hale getirmek mümkün değildir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda yapılacak olan yasal düzenleme çerçevesinde hareket edilmesini zorlamak, bir olanak yarattıktan sonra ona uygun şekilde davranılmasını zorlamak, bütünüyle yasaklayıp onların illegal bir biçimde gerçekleşmesinden çok daha güvenli bir alandır diye düşünüyorum. Çünkü siz Kur'an kursu asla olmayacaktır diyebilirsiniz. Ama Kur'an kursu olacak, bunu bilmek zorundasınız. 3 kişiye olacak, 5 kişiye olacak, çok daha gizli ve çok daha saldırgan bir biçimde olacak ve günün sonunda o saldırgan biçimde yapılan işin ürünleri saldırgan birer unsur olarak toplum içerisinde varlığını sürdürecek ve sizin işte kıyafetinize müdahale etme hakkını kendinde bulacak, davranışınıza, yediğinize, içtiğinize müdahale hakkını kendinde bulacak. Çünkü siz onun hissettiği gibi davranmasına müdahale etmiştiniz. Bu bir intikam süreci halini alır ve günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hikayesi bize bu konuda somut bir örnek olarak durur. O yüzden buna korkularımızla yaklaşmak yerine sahip olduğumuz bilinçle, demokrasi bilinciyle, siyasal kültürle yaklaşmayı çok daha yerinde buluyorum. Bu görüşlerimde yanlış olabilirim. Ben mutlak doğru söylediğimi düşünmüyorum. Ancak yanlış olsam dahi bu yanlışın telafisi dini
özgürlükleri, inanç özgürlüğünü yasaklamaktan geçmez. Ben çok daha geniş bir vizyondan söz ediyorum. Devletin dini olmaz diyorum. Din İşleri Başkanlığı, İslam dininin başkanlığı olmamalıdır. Buna yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu yasa önerisi bize o alanda hareket etmek için yeterli genişliği sağlamıyordu. Dolayısıyla bu konuyu ele almak gerekir. Örneğin İslam dininin mezheplerine eşit mesafede duracak bir yapılanmaya ihtiyacımız vardır. Bu ülkede cami kadar cemevi olmalıdır eğer ihtiyaç varsa. Ama biz bir tane daha dahi cem evine henüz sahip değilken bu konuda kendimizi rahat da hissetmemeliyiz. Bu ülkede İslam dininden olmayan ciddi bir nüfus artık sürekli olarak ikamet etmektedir. Bu insanların kendi inançlarını kendi arzularına göre yaşayabilmelerine olanak sağlayacak bir düzenin kurulmasına ihtiyaç vardır. Örneğin çok ciddi sayıları 15 binle ifade edilen bir sürekli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rus nüfus söz konusudur artık. Veya Rusya Federasyonu'na bağlı ülkelerden gelen nüfus söz konusudur. İşte üniversitelerde okuyan Afrikalı İslam dininden olmayan öğrenciler söz konusudur falan filan. Yani dolayısıyla o insanlara bu ülkede dini inançlarının gereklerini yerine getirecekleri olanakları sağlamak gibi bir yükümlülüğümüz vardır. Bu yükümlülüğü yerine getirmesi gereken de yine laik bir devletsek eğer Din İşleri Başkanlığı gibi bir oluşumdur. Dolayısıyla bunu İslam dininin dairesi ve İslam dininde de Sünnilik mezhebinin dairesi gibi görmek ve ona göre teşkilatlandırmak doğru değildir. Tabii ki devletin olanaklarından söz etmek gerekir. Devlet bu genişlikte bir olanağı sağlayabilir mi? Şu an için sağlayamaz ama en azından inanç olarak, vizyon olarak, görev mandası olarak bunun o yasaya yansıtılması bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Yani sadece İslam dininin başkanı olmamalı, Din İşleri Dairesi başkanı. Kesinlikle. Çünkü bu ülkede ciddi anlamda İslam dininden olmayan bir şey nüfus var. Dolayısıyla bununla ilgili de bir şey, çaba olduğu anlayabildiğim kadarıyla anlattıklarınızdan şu anda. Ciddi anlamda da beklenti var. Tabii ki özellikle cemevleri konusu, bunun dışındaki talepler ama tek bir model üzerinden özellikle işte son dönemlerde insanları daha da fazla rahatsız etmesinin nedeni farklı siyasi nedenler. Kesinlikle. Buna karşı tedbir almak için tanımlanmış alanların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Ben onu anlatıyorum. Yani cami dediğiniz şey tanımlanmış bir alandır. Orada Müslümanlar ve Sünni Müslümanlar ibadet ederler. Dini inançlarının gereklerini yerine getirirler. Orası nettir. Tanımlanmamış olan, örneğin Gazi Mahallesi'nde benim bildiğim 5-6 adres vardır ki bir dükkandır. Yani içinden örneğin kebapçı çıkmıştır bir önceki kiracı olarak. Şu anda kilise görevi görmektedir. Bu doğru bir şey değildir. Çünkü Mahallesi'de o insanlara teslim edilebilecek yığınla kilise vardır. Gerek faal gerek gayri faal yığınla kilise vardır. O zaman bunların bir tanesinin, iki tanesinin, ihtiyaca göre üç tanesinin açılması, kullanılır hale getirilmesi ve Mausa'da ikamet eden o gayrimüslimlere teslim edilmesi gibi bir görev bizim görevimizdir. Aksi takdirde siz tanımlanmamış alanlara bu işleri hapsederseniz orada agresif bir tutum ortaya çıkar. Siz çok korkarsınız. İslam dininin yayılmasına ilişkin propaganda faaliyetlerinden tersi de olabilir. Yani orada kendini hapsedilmiş, kuşatılmış hisseden Hristiyanlar örneğin, Katolikler örneğin, Katolikleştirmekle ilgili faaliyetler içinde olabilirler. Dini odakların zaten içinde bulunduğu hareket tarzıdır. Yani sadece İslam'da değildir, Hristiyanlıkta da aynıdır, Musevilikte de aynıdır. Dine, Musevilikte biraz daha muhafazakar bir duruş vardır belki ama dine teşvik konusunda ciddi bir faaliyet söz konusudur. Bunu görmek lazım. Bununla ilgili faaliyetleri yine en başta söylediğim o demokratik olma zorunluluğundan uzaklaşmadan, demokratik koşulları sarsmayacak disiplinle hareket etme kararlılığından uzaklaşmadan ele almak ve biçimlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde yasal olmayan çerçevede hareket elbette edilir. Dolayısıyla ve gayri yasal hareketler çok daha agresif, çok daha saldırgan hareketler haline gelir ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili saldırılara dönüşür. Yani örneğin bir caminin içinde nasıl davranılmasıyla ilgili müdahale şansı belki orayı yönetenler açısından bir normal karşılanabilir bir durumdur. Yani işte kadınların başını örterek girmek gibi bir zorunlulukla hareket ettirilmesi. Örneğin benim yurt dışında da gördüğüm dini mabetlerde benzer uygulamalar vardır. Kabul edilebilirdir.
Ama caminin önünden geçen herhangi birine müdahale edilmesi veya Ramazan ayındayız, oruç tutmayan birinin niye oruç tutmadığına ilişkin bir müdahale, tam da söylediğim o, olmaması gereken şey anlamına gelir. Ve bu özgürlükleri korumakla ilgili hem yurttaş düzeyinde hem devlet düzeyinde çok önemli sorumluluklarımız var. Yani bu toplum yapısına uyan şeyler de değil. Evet, zaman içerisinde birçok şey değişti. Dolayısıyla değişiyor. Dolayısıyla önlem almak gerekiyor tümüyle ilgili olarak. Dini konularsa dini konularla ilgili olarak siz diyorsunuz ki aslında bizim amacımız bu. Hepimizin yaşadığı, gördüğü şeyler var. Olmalı. Bu çerçevede çalıştığınızı söylüyorsunuz. Peki buna yani bir... şu son ilaveyi yapmam lazım. Yani Türkiye'de şu anda bu konuyla ilgili yaşananlar hiçbir biçimde tasvip edeceğim şeyler değil. Yani ben Türkiye'de 6 yıl yaşamış birisi olarak 1991 ile 96 yılını çok iyi bilen birisi olarak söylüyorum ki o günlerde yaşananlarla bugün yaşananlar aslında bir miktar ayna gibidir. Yani o gün yaşananlardan bugün bunun çıkacağı belliydi. Ancak şunu da ifade etmem lazım. O günün Türkiye'si her halükarda yine de güvenli bir ülkeydi ama şu anda bir güvenlik sorunu söz konusu Türkiye'de artık. Çünkü bu tür yani terörden bahsetmiyorum tek başına. Bu tür davranışların dindarın kabul edebileceği sınırlar dışında bir yaşam tarzı olanların maruz kaldığı saldırıların önlenememesi, bu konuda bir korumacı, himayeci veya teşvik edici tavrın söz konusu olması devlet düzeyinde son derece tedirginlik verecek bir durumdur. Bunun üzerinde durulması gerekir. Dolayısıyla Türkiye'nin bize yönelik etkisini de hesaba kattığınızda orada gördüklerinizin buraya yansıyabileceğine ilişkin inanç elbette gelişir. Ama biz her hal ve koşulda başka bir ülke olduğumuzu, kendi yasalarımızla yönetilen bir ülke olduğumuzu ve olmak zorunda bulunduğumuzu unutmamalıyız. Dolayısıyla Türkiye'de olanların burada da olacağı varsayımıyla peşin hükümlülük ve kendi özümüzden uzaklaşan bir yaklaşımla hareket etmek doğru değildir diye düşünüyorum. Evet. Hiçbir konuda Türkiye'ye endeksli olmamak gibi bir tercihe zorunlu olduğumuzu düşünüyorum. Peki bir başka konuyla devam edelim bu noktada. Çünkü gündem çok çabuk değişiyor bize. Dolayısıyla dün bu konuşuldu ama onun öncesinde neyi konuşuyorduk biz? Dağıtılan arazileri konuşuyorduk. Hatta Ulusal Birlik Partisi'nin toplantısı oldu. Bir erken seçim kararı üretilir miydi? Herhalde üretilmez diyen sayısı üretilme ihtimaline inananlardan daha fazlaydı. Üretilmeyeceği biliniyordu. Çünkü geçmişte de bu tarz toplantılar oldu. Koalisyon bozulur mu, hükümet noktalanır mı, bir erken seçim olur mu? Olmadı. Son tartışma neydi? Birçok ismi saydık. Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın oğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un babası, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı da ilgili, Resmiye Can Altay'la ilgili araziler konusu. Sizin açıklamanız oldu daha önce. Şimdi yeni bir üniversite kurulması tartışması bir yana ama Serdar Denktaş'tan bir açıklama geldi. Bilmiyorum, Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden bir iptal olabilir mi, öyle bir şey var mıydı? Fakat o tartışma onunla bitti. Onunla bitmesi sadece hükümetin bir kanadını bağlayan bir durum muydu? Diğer araziler ne olur? Bunlar hep tartışma konusu. Sizin ama yine Sayın Can Altay'ın şirketiyle ilgili de bir takım açıklamalarınız oldu. Dolayısıyla bunu biraz konuşalım. Nedir şu anda? Ne yapılabilir? Yani spesifik olarak hiçbirini teker teker konuşma ihtiyacımız yoktur. Ortada son derece ciddi bir durum vardır. Subjektif bir durum vardır ve bu hükümetin yağması söz konusudur. Yani Sayın Serdar Denktaş durumu çok net olarak özetledi. Yasal ama etik değil diye. Yani ben yasayı etik kadar önemserim ve geçen hafta mecliste bu konuda bir konuşma yapmıştım. Etik dediğiniz şey ahlaktır. Ve etik dışı olan şey de ahlaksızlıktır. Yani bu dil bilim açısından bunu söylüyoruz. Etik dediğimiz zaman işi biraz daha böyle puslu, daha bir nasıl diyelim, teknik ifade etmiş gibi oluruz. Yalın konuşalım, ahlaktan bahsedelim. Yasal olan her şey illaki ahlaklı olmayabilir. Dolayısıyla ahlak dışı işlerdir bunlar. Sayın Can Altay'la ilgili ifade ettiğim şey bir ticari girişimle ilgili bir kiralama söz konusuydu. Ve o ticari girişimi yapabilecek kondisyonunun olmadığını ifade ettim. Kiralanan şirketin devletteki kayıtlarına bakarak.
Bu kadar net. Yani 2012 yılından itibaren zarar beyan etmiş, 2016 yılında faaliyetlerini durdurmuş bir şirkete çok büyük çaplı bir yatırım yapması için çok maddi değeri çok büyük olan bir arazinin kiralanmış olması yasal olabilir ki sorguya muhtaçtır kanaatimce. Yani şirket nezdindeki mali profili olumsuz olan bir işletmeye çok büyük çaplı bir yatırım vermek gerçekten yasal mıdır? Buna bakmak lazım. Ama ahlaklı olmadığı çok nettir, çok kesindir. Dolayısıyla onu o şekilde geçmek istiyorum. Denktaş ailesinin üniversite kurma hevesiyle ilgili durum bundan farklı değildir. Ben görüşümü ifade ettim Sayın Serdar Denktaş'ın sözlerinden yola çıkarak. Denktaş adının bir promosyon malzemesi haline getirilmesini ben kabullenemem. Aile olarak kendilerinin de kabul etmemesi gerekirdi. Yani Denktaş adından dolayı hem askerin arazisinden çekilmeyi kabul ederek bu devriyi sağlaması, hem Denktaş adından dolayı üniversitenin çok daha kendi kendini pazarlayabilen hale geleceğinin kendileri tarafından ifade edilmiş olması beni üzer, üzmüştür. Dolayısıyla ben daha önce konuşmamda da söyledim. Denktaş'ın hayatı boyunca söylediği hiçbir şeye inanmadım ve benimsemedim. Ama Denktaş'ı reddetmedim de. Çünkü bu ülkenin bir gerçeğiydi. Hı hı. Ve altını çizerek söyledim. Bu ülkenin Kıbrıs dışında en bilinen figürlerinden de bir tanesiydi. Dolayısıyla öyle veya böyle onun adının bir promosyon malzemesi haline getirilmesi, işleri kolaylaştırıcı bir şeymiş gibi sunulması yine ahlaklı bir durum değildir kanaatimde ve bunu ifade ettim. Şimdi hükümetin sadece işte bu simge isimler üzerinden yürüttüğü bir operasyon değildir bu. Bir de kamuoyuna yansımayan, kendileriyle çok içli dışlı partilerinde yönetici pozisyonda olanlara sağladıkları kıyaklar vardır. Yani yine kamu arazilerinin tahsisiyle ilgili. Örneğin eşdeğercilere kaynak teşkil edecek KKTC malı diye tapu kayıtlarında bulunan alanların önce kamu yararına statüsünün değiştirilmesi ve sonra da kamu yararına ticari işletmeler yararlansın diye kiralanması tam bir üçkağıtçılıktır, sahtekarlıktır. Çünkü yani Rumlardan kalan malların ve eşdeğer hak sahiplerine verilebilir, sadece verilebilecek alanların ki anayasada ifade edilmiştir. Kamu yararına kullanılmasındaki kasıt ya işte bir park yeri olarak düzenlenmesi, ya bir sayfiye yeri olarak düzenlenmesi, ya bir sosyal tesis olarak, kamu kurumu olarak düzenlenmesi ve tüm kamunun ihtiyaç duyduğunda ve talep ettiği zaman aynı anda yararlanabileceği bir alana dönüştürülmesidir kastedilen. Yoksa işte bunu Damla Hanım'a kiralayalım, Damla Hanım bundan para kazansın, kazandığı paradan da biz vergi alalım, dolayısıyla kamu yararlansın gibi bir tuhaf yorum ancak üçkağıtçıların yapabileceği bir yorumdur. Ve şu anda bir üçkağıtçılık dönmektedir. Orman arazilerindeki yaklaşım aynıdır, hazine mallarındaki yaklaşım aynıdır ve her yol denenmektedir. Sayısız örnek ortaya çıkmıştır. Çok net ifade ediyoruz. Bunların yargı kararına ihtiyaç duyanlarını yargı kararıyla öğrendiğimiz sürece, yargı kararına ihtiyaç duymayanları da günü geldiğinde bozacağız, geriye döndüreceğiz ve yeniden halka kazandıracağız. Bunun başka çıkar yolu yok. Bunca pervasızlık, yani ben geçtiğimiz hafta yine ifade etmiştim bunu. 1974 sonrası ganimet paylaşılırken yaşanmıştı. Ama bu kadar bilinir hale gelmemişti. Çünkü o zaman devlet çok daha onların kontrolündeydi. Sosyal medya gibi bir avantajdan yoksunduk. Dolayısıyla sizin aldığınız beni rahatsız etmiş olabilir ama ben sesimi duyurmakta zorlanırdım geçmişte. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla görüyoruz. O zaman biz iş yapmayacak mıyız? İş yapsınlar tabii. İş yapsınlar, şeffaf olsunlar. Evet. Yani başarabiliyorlarsa, o kadar cesaretliyseler, yaptıkları işe o kadar güveniyorlarsa şeffaf olsunlar. Herkesin denetleyebileceği, herkesin katılım gösterebileceği süreçlerde bu işleri halletsinler. O zaman görsünler bakalım bir kişi itiraz ediyor mu? Ama siz bırakınız yani işe hile karıştırmayı, işi başlatmıyorsunuz bile. İşi kaynağından çözüyorsunuz. Yani örneğin Restur Limited'e kiralanan arazinin kiralanabilir olduğunu onlardan başka bilen var mıydı? Ben bunu sormak isterim. Veya işte askeri bölge statüsünden çıkarılarak bir üniversite kurulması amacıyla o alanın kullanılabilir olduğunu onlardan başka bilen var mıydı? Veya işte orman arazilerinin turistik yatırım amaçlı örneğin Kumyalı'da statüsünün değiştirilerek
turizm yatırım amaçlı olarak kiralanabileceğini, o kiraladıklarından ve kendilerinden başka bilen var mıydı? Bizim sorunumuz buradadır. Ve üstelik Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları 2016-2018 protokolünde şöyle de bir taahhütleri vardır. Karşılıklı yapılmış taahhütlerdir. Bunlar, biz turistik yatırım alanlarının kiralanmasıyla ilgili bir mevzuat hazırlayacağız ve turizm yatırım alanlarını bu mevzuata göre kamu menfaatini en üst seviyeye taşıyacak şekilde bu prosedüre göre kiralayacağız diye kendileri taahhüt etti. Ekim 2016'da bu mevzuatın hazırlanmasına ihtiyaç vardı. Şu anda Haziran 2017'deyiz. Hem bu mevzuat yok hem de bu tür araziler hiçbir şeffaflık, hiçbir rekabetçi durum yaratılmaksızın el altından birilerine hediye ediliyor. Bunun başka bir izahı yoktur. Dolayısıyla bu hükümet iyi niyetten yoksun bir hükümettir. Hiçbir biçimde söylediklerini yapmıyor, söylediklerine sadakat göstermiyor. Dahası bir önceki mahcubiyetten bir sonrakinde utanmadan yine suçok ortaklığı yapıyor. Hükümetin herhangi bir kanadını bundan ayırmak mümkün değildir. Ben sert ifadelerle konuşmayı tercih etmem. Kelimelerimi özenle seçerek konuşurum ama ben Bakanlar Kurulu kararından haberim yoktur deyip hala o bakan koltuğunda oturan bakanı bakan olarak saymıyorum. Alnını da karışlarım. Bu kadar net ifade ederim. Mümkün mü? Eğer gerçekten habersizse kendi hakları ve onuru ihlal edilmiştir, istifa eder. Eğer yalan söylüyorsa o zaman orada bir dakika durmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü güvenilmez biri pozisyondadır. Her ikisi de benim için eşdeğerdedir. Eğer aldatılmışsa aldanan bir bakanla bu ülke yönetilmemelidir, istifa etsin. Eğer aldatılmamışsa ve yalan söylüyorsa bir yalancıyla bu ülkenin de yönetilmesine imkan yoktur, yine istifa etsin. Bu kadar net ifade ediyorum. Hasbelkader o makamlarda bulunmuş, o çalışma sistemini bilen birisi olarak ve orada bulunanların nasıl davranmasını bilen birisi olarak İçeride söylüyorum. Geliyor, işte şöyle bir liste geliyor, hepsini okumanız mümkün değil. Mümkündür. Mümkündür, okuyacaksınız. Çünkü attığınız imza birilerinin hayatında bomba etkisi yaratabilir, birilerine de piyango çıkarabilir. Son anda mı Onun gelir? Için, kararlar nasıl gelir? Yani hiç uygun olmadığınız bir anda da Bakanlar Kurulu kararları gelebilir. Dolayısıyla karara kalmamalıdır bu işler. Her bakanın her konuda kanaati vardır ve konuşmalıdır Bakanlar Kurulu'nda. Ben kendi çalışma prensibimi şöyle söyleyeyim. Öncesinde gelen önergeler, yani Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde gelen önergeleri önce bürokratlarım incelerdi. Kendileriyle ilgili olsun olmasın bürokratlarıma inceletirdim. En son değerlendirmeyi de onların raporu üzerinden, her önergeyle ilişkili raporu üzerinden kendim yapardım ve toplantıya öyle giderdim. Çok acil konularda toplantı sırasında da önergeler gelirdi. O toplantının şu saatte başlayıp şu saatte bitmesine gerek yoktur. O toplantı ucu açık bir toplantı olmalıdır. Sayın Başbakan Kalyoncu'yla birlikte çalıştım. Öyle çalışıyordu. Sayın Ferdi Sabit Soyer'in özel kalem müdürlüğünü yaptım. O mekanizmanın içinde yer aldım. O da öyle yapıyordu. Ucu açık toplantılardı. Her konu detaylı incelenirdi. Gerekirse uzman çağrılırdı, bürokrat çağrılırdı o konuyla ilgili bilgi vermek üzere. Ve her bakan her konuyu bilmek ve attığı imzayı bilerek atmak zorundadır. Şimdi bunlar uydurup kararlarla şu kadar bir karar dosyası oluşturuyorlarsa ve okumaya zaman bulamıyorlarsa zaten orada bir sorun vardır. Orada sorun vardır çünkü Bakanlar Kurulu demek her bakanlığın her diğer bakanlıktan haberdar olması anlamına gelir. Çünkü birbiriyle ilişkili pek çok konu vardır. Yani siz ekonomi bakanı olarak bir iş getirirsiniz Bakanlar Kurulu'na, karar altına alınır. Ama örneğin Maliye Bakanlığı'nı veyahut İçişleri Bakanlığı'nı doğrudan ilgilendiren bir tarafı vardır bunun ve iki bakan haberdar değildir bundan. Bu da kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla her bakan hem önergeyi okuyacak, ihtiyaç duyarsa bilgi alacak, gerek kendi bürokratlarından gerek diğer bakanlık bürokratlarından, hem önergeyi bilecek hem attığı imzanın ne kararına dair olduğunu bilecek. Bilmiyorlarsa bu işi de bilmiyorlar, gitsinler o zaman, bilenler gelsin. Bu kadar net ifade ediyorum. Peki süremizin sonundayız, son sözleri alalım. Keşke bir de New York'tan Cenevre'ye geçebilseydik. Evet, peki çok kısa bir cümle alabiliriz bununla evet. ilgili bir değerlendirme. Yani şunu söylemek lazım. Tabii önceki akşam çok geç vakitlerde sabaha karşı evet. meydana gelen bir görüşme. Dolayısıyla bugün basın yansımaları en azından gazetelere Gazetede. Yansıdı. Dünden itibaren bu konuda fikirler ortaya çıkmaya başladı. Ben liderlerin takındığı tavrın umut verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü New York'a gitmek üzere uçağa binmeden önce biliyorsunuz köprü başında karşılaşmış iki keçi gibiydiler. Evet. Katı pozisyonları vardı.
bir taraf ön şartlarım vardır diyordu. Diğerleri ön şartım varsa ben yokum diyordu. Dolayısıyla tam bir kilitlenme noktasından New York'a gidildi. New York'a gidilmiş olması yeterince cesaret vericiydi aslında. Çünkü Aydın'ın yürüttüğü Mekik diplomasisinden bir sonuç çıkmadığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bundan sonrası yoktur deme zeminini yaratıyordu aslında. Ancak Guterres öyle zannediyorum ki nasıl bir genel sekreter olduğunu ilk kez göstermiş oldu. Cesaret etti. Kendi henüz görev süresinin başındayken kendi itibarını da riske ederek ve liderleri New York'a davet etti. Liderler de bu davete icabet etti. Ve ardından sonuç almak üzere bir Cenevre randevusu çıktı. Belli olmayan tek şey tarihidir şu anda. Ama modalitesinin belli olduğunu anlıyoruz. Cenevre sonrası yoktur gibi bir duruma gidilecek. Aydın'ın işte dün akşam düzenlediği basın toplantısında ortaya koyduğu pozisyon, yani iki haftada sürerse sürer, ucu açık bir görüşmedir ama bir ara süreç değildir. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etmişti. Anastasiadis'in açıklamalarında da net bir ifade dahi olmasa bu ipuçlarını alabiliyoruz. Dolayısıyla Cenevre'den herkes umutlu olmalı. Çözümsüzlük bekleyenlerin de umudu olmalı. Çözüm bekleyenlerin umudu da olmalı. Çünkü ya çözülecek ya çözülemeyeceği ilan edilecek. Burada çözümsüzlüğün faturası çok ağır olur. Bunu herkes bilmeli. Sadece Güney Kıbrıs için ağır olmaz bu fatura. Kuzey Kıbrıs için de ağır olur. Belki biz bu faturayı halihazırda ödemekte olduğumuz için sonuçlarının ne olduğunu anlamakta biraz daha zaman ihtiyacı içinde olacağız. Ama Güney Kıbrıs'ta bu çözümsüzlüğün faturası ağır olur. Çünkü 13 Temmuz kapının ardındadır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sondajların başlaması noktasında takınacağı tavır hem Kıbrıs durumlarının hem Kıbrıs Türklerinin hem de dünyanın aslında istemeyeceği bir tavırdır. Ve bu bir tehditkar durum değildir. Güney Kıbrıs'la veya Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağlı oldukları deniz hukuku zemini ayrı ayrı kendilerini haklı kılmaktadır. Dolayısıyla bu dünya açısından zor bir durumdur. Bu çerçevede Cenevre'nin ben iyi şeylere gebe olduğunu düşünmek istiyorum. Bu yöndeki yorumum gelen mesajlardan bir miktar daha ağırlık kazanıyor. Çünkü örneğin Anastasiadis'in güvenlik ve garantilerle ilgili ön koşulu artık iyice aşağılara düştü. Ama herkes de şu kabul noktasına ulaştı ki meseleler birbiriyle etkileşim içinde ele alınacak ama güvenlik ve garantilerin karşılıklı olarak yakınlaştırılmasıyla yol alınması çok daha mümkün olacak. Dolayısıyla ön şart koşar noktadan geriye düşen Anastasiadis için de bir bonus vardır, bir hediye vardır bu yaklaşım içerisinde. Ancak Kıbrıs Türklerin özellikle yönetim ve güç paylaşımı konusundaki kaygılarını giderecek yaklaşım da söz konusudur. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler iyi bir zemin oluşturmuştur en dip noktada aslında. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki Cenevre bilinenlerin bir tekrarı olamayacak kadar ciddi bir buluşmaya sahne olacak. Peki hep birlikte bekleyeceğiz. Peki nasıl bir sonuç çıkacak ortaya ama ciddi anlamda tıkanıklığın yaşandığı, artık umutsuzluğun daha fazla hissedildiği bir dönemde gerçekleşti bu ziyaret, bu buluşma ve ardından gelen haber de sevindiriciydi. Yani daha önce de bir endgame muhabbeti olmuştu biliyorsunuz. Yani oyunun sonu gibi yorumlanmıştı. Ben hep o endgame noktasına takılıydım. Benim anladığım biçimde endgame bu sefer Ayda tarafından kullanıldı. Yani son perde anlamında, son yapılacak olanların yapılması ve sonuçlandırılması anlamında, pozitif anlamda bir endgame ifadesiydi. Dolayısıyla biz bu oyuna bir end, bir son bulmak ve bundan sonrasını da ortak bir sahneye dönüştürmek gibi bir görev üstlendik diye düşünüyorum ve ona göre çalışmamız lazım. Peki kolay gelsin. Hepimize. Diyelim size bir çok kez teşekkür daha ederim. Süremizin sonundayız. Önemliydi konuştuklarımız. Tabii ki aslında tarım alanında da konuşacak çok şey var ama belki bir başka programda konuşuruz. Hasat mevsimi tamamlansın, evet, öyle konuştuk. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevinde de bulundunuz. Ama bugün daha farklı konuları, daha fazla tartışılan konuları konuşmaya çalıştık. Ülkede konuşacak bir çok sıkıntı var. Dolayısıyla yeniden bir başka programda konuşuruz. Tekrardan teşekkür ederim. Evet, programın ilk bölümünü noktalıyoruz. Reklam kuşağımız var sırada. Sonrasında ise Kıbrıs Avrupa Birliği Denetleme Kurulu üyesi Ali Erel konuğumuz olacak. Az sonra yeniden birlikteyiz.
Değerlerin mimarı Selba Homes'tan size yeşilin en kaliteli halini sunan yepyeni bir proje. Selba Green. Çevre dostu olsun. Lefkoşa'nın her geçen gün gelişen ve değer kazanan semti Yenikent'te ulaşabileceğiniz en eşsiz tasarıma sahip Selba Green, mükemmel konumu ile kusursuz bir yaşamı sizlere sunuyor. Daha ne olsun? 2+1, 3+1 daire seçenekleriyle Türk Koçanlı, yüksek kaliteli malzemelerden inşa edilmiş Selva Green, size yeşilin kalitesini sevdirecek. Estetik ve modern. Modern Selva Green, ailenizle birlikte huzuru ve konforu hayatın tam merkezinden yaşamanızı sağlayacak. Selva Homes, yapımızda güven var. 444-25-26. Evim, evim, güzel evim, Selva Homes'tan olsun. Ben kimim? Memleketim Kütahya, işim seramiktir benim. Bu topraklardır yerim yurdum. Adım adım bu ülkenin her köşesindeyim. Ben Kütahya seramiyim. Dost Meclisi'nde milli seramik diye bilinirim. Dünyanın her yerinde bu toprakları temsil ederim. Fark yaratmayı severim. 60'a 160, 80'e 160... 80'e 240, 120'ye 120 olabilirim. Ha, kimse de olmasın derseniz 120'ye 240 derim. Ebatlarımla ve doğal tasarımımla Türkiye'de ilk, haliyle tekim. Ben Kütahya seramiyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörü Cahit Necipoğlu. Oray İnşaat tecrübesiyle inşa edilen teslime hazır orman ve deniz konseptli Oray 9 sitesi dağın yamacında doğa ile iç içe bir dönüm bahçe içerisinde yüzme havuzlu 180 metrekare özel güvenlik ve kapalı otoparkla Karşıyaka Geçitköy arasında yine merkeze 30 kilometre mesafede Karşıyaka'nın oksijeni ve en bol yerinde 95 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 10 yıl vade seçenekleriyle sahiplerini bekliyor. İletişim 0533 861 65 64 0542 861 52 30 Oray İnşaat. Oray İnşaat bir Ayhan Arıklı İşletmeleri kuruluşudur. Gönyeli'nin en iyi markası ve en ekonomik marketi Benli Gıda Pazarı. Chihuahua. Chihuahua. Geniş ürün yelpazesi, dalından yeni kopmuş taze sebze meyveler. Damak tadınıza göre her çeşit ürünün sağlıklı hazırlandığı kasap reyonu. Günün her saatinde ızgara tavuk. Ürün zenginliği, bol çeşitli reyonları. Dikmen halkı, müjde. Benli Gıda Pazarı artık Dikmen'in de en iyi markası. Benli Gıda. Kalitede öncü, fiyatlarda ölçü. Evim, evim, güzel evim, Selva Homes'tan olsun, Selva Homes. Selva Homes'un sunduğu Günaydın Kıbrıs devam edecek.